Herkese merhaba arkadaşlar, The Long Dark'ın birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bunun bir sürü serisi vardı arkadaşlar, hangisini alacağımı bilemedim, ben de gittim en ucuzunu seçtim, biliyor musunuz? Şaka şaka, oyunun başı buydu diye seçtim. The Long Dark, long, lok 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 lok. Ay, oyunun ismi bir garip ha. Evet, bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3, bölüm 4, hangisini seçsem acaba? Başlıyor arkadaşlar. Emeği geçen insanlar sağ tarafta yazıyor. Ulan bu müzik umarım telifli değildir, oyunun yapımcıları. Eğer telifliyse var ya. Amanın. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Hikaye modu. Bakalım ne olmuş ne etmiş. Hayatta kalma tarzı bir oyun arkadaşlar. Hikayeli hayatta kalma. Öyle düşünün. Anam anam. Ay. 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 Elime şey batmış arkadaşlar. Demir parçası batmış. Astrid. Amin evladı, elime demir parçası batmış. Neredesin sen? 12 saat önce. Galiba 12 saat önce uykudaymışım he. Ekran gelmiyor ama. 12 saat önce bir tane şeyde okey oyunu. Okey ne oğlum amına koyayım? Kart oynuyormuşum. Bana diyor ki sobayı yak ısınmak için. Tabi size çok temel bir hayatta kalma kuralı. Soba nasıl yakılır? Şu görüyor musunuz böyle kapak şeklinde. Ulan amına koyayım, abart ne abarttım ya. Ateşi yakın gitsin, çekin koyun işte odunu ya. Görüyor musunuz? Bunu alacaksınız. Üstüne tıklayacaksınız. Abi ya, çok zordur abi ya. Şimdi ateşi yakmak için gerekli şeylerin 3 tanesi bende var. Hızlandırıcı yok. Oğlum hızlandırıcı ne amına koyayım? Ateş yakarken hızlandırıcı kullanan var mı aranızda? İlk defa diyorum. Hızlandırıcı. Seks ilacı gibi ismi var amına. Oyunu çok gerçekçi yapmışlar arkadaşlar. 2 saat ateş yakmakla uğraşıyoruz. Nefesim kesildi burada ya. Tamamdır. Daha burada ısınabiliriz. Kestane yok mu? Pişir ak. Biraz susadım. Su içmeye çalışıyorum. Ama musluk götten gıç gıç diye ses çıkarıyor. Çalışmıyor. Galiba borular donmuş. Borular donmuşsa su içemek. En iyisi biraz kestirelim. Aç susuz. Açlığı yenmenin en güzel yolu yatmaktır. Çünkü rüyanda açlık hissetmezsin. Çıtır çıtır. Bu fırtınadan mı ne koyayım? Uçakla millete yardıma gidiyor. Uçuş başladı. Doktoru o köye sağ salim yetiştirmem lazım. Hava çok kötü. Evet. Kule, beni duyuyor musun? Ben cahil bir. Kule, yanımda doktor var. Götümüz sıkışırsa son kez sevişip dünyayı kurtarabiliriz. Cahil bir. Kız bana yapışıyor uçakta arkadaşlar. Elini elime atıyor. Ha, kendi eline atıyormuş, pardon. Kim bu tipe yapışar amına koyayım? Hülya Avşar. Ne kadar komik. Bir anda böyle bir espri aklıma geldi ya. Bu bizim eski sevgilimiz arkadaşlar. Bak, bak, bak. Uçağın götü başa eriyor. Kanat gitti. Cahil bir kule düşüyoruz. Mayday, mayday. Oğlum bu uçakta acil durum kokpiti yok mu? Böyle tuşa basıp bizi paraşütlatsın. Elektriksiz uçamayız. İnmemiz gerek. Evet, iniyoruz. Düştü uçak ya. Uçağın nasıl düştüğünü bize 2 dakikada gösterdi arkadaşlar. Her şey eski sevgilimizin başından çıkmış. Ama ne koyayım, iyilik yapacakken bize ecdadımızı sik diye bütün düzenimizi bozdu ya. Valla billahi ya. Hadi o köylüler gelsin bizi kurtarsın. Ay, gene bu demir saplanmış. Çek şu demiri, çıkar. Her taraf kana bulansın. Astrid. Astrid. Ulan uçak düştü, ben uçaktan sağ çıktım. Eski sevgilim nerede ya? Ona sımsıkı sarılayım bu soğukta. Kaçmam, gitmem lazım benim buradan ya. Tırman. Hadi lan tırman. Ay, elim yaralı ya arkadaşlar. Elim yaralı, tırmanamıyorum. Arms too weak. Kolum çok zayıf. Bacaklarını kullan o zaman. Kardeşim zaten bizde şans olsa eski sevgilimiz gene yeni sevgili yapar da bizi çağırmaz. Şu sığınakta biraz dinlenmem lazım. Elim çok yaralı, kaçamıyorum. Oyun benden ateş yakmamı istiyor amına koyayım. Her tarafta patlama var. Zaten her taraf yanıyor, ben bir de niye ateş yakayım ki? Hemen biraz neyse eşya toplayayım. Ateş yana dursun, sevgilim de zaten şu an soğuktan donarak ölmüştür, ben bir şarkı patlatayım. Ah, o güzel gözlerin döndürüyor başımı. Yat burada. Arkadaşlar sabah oldu, biraz daha ateşin başında ısınayım. Öyle gideceğim Seydi'yi aramaya. İsmi Seydi'ydi, yok başka bir şeydi ama neyse. Önce ısınmam lazım. İnşallah donarak ölmemiştir ya. Onda da akıl var, bende de var amına koyayım. Ben ölmüyorsam o da ölmesin. Ha, götü başı uçağa sıkışmıştır oraya. Bir gün ormanların kralı aslan
harika bir geyik avlamış. Neyse almış ağzına geyiği, çocuklarına götürüp yem edecekmiş. Yolda giderken 4 tane çakal aslanın önünü kesmiş. Demiş ki aslan kardeş, ya ağzındaki yemi bize verirsin ya da canını verirsin. Aslan demiş ki ne o yemi size veririm ne de canımı. Bunu diyen sırtlanlar aslana saldırmış. Aslan ölmüş. Ha, aslan safın tekiymiş amına koyayım ya. Evet arkadaşlar biraz ısındım. Da zaten ateş de birazdan sönecek. Gideyim eski sevgilimi arayayım. Şu kütüğün oralardan dağda. Oğlum amına bu uçağa bak hele. Ben buradan uçurumdan düşmüşüm. Nasıl ölmemişim ona hayret ediyorum ya. Tırman ulan. Az kaldı arkadaşlar. Dağları tırmana tırmana gidiyorum. Bakın burada şey var. Kuş burnu var. Kuş burnu hakkında tek bildiğim şey dünyadaki bütün dertlere iyi geldi. Öyle bir bitki türüdür. Nerede bir kuş burnu buldunuz atın ağzınıza amına koyayım. Tabi karıştırmayın. Zehirlileri de olabilir. Manzara güzel he. Doktor neredesin doktor? Gel önce beni iyileştir sonra o köylüleri kurtaralım aşkım. Neredesin doktorum? Bir tepe daha çıktık. Uçak şu tarafta olması lazım arkadaşlar. Bakıyorum. Ha, parçaları burada zaten. Kendisi de tam da şurada. Ağacın arasına sıkışmış. Seydi aşkım. Neredesin? Vay be. Yılların uçağına ne hale gelmiş ya. Benim bu uçaktan anılarım geçti arkadaşlar. Ne eskortlar attım ben bu uçağa ya. Bu da ne? Burada bir tane parka buldum. Bu bizi korur mont. Çok güzel. Bunu giyerim birazdan. Bir adet portakallı gazoz. Çok güzel. Hem karın doyurur hem de arkadaşlar mide asidi masidi. Uçakta zaten ben bir sürü erzak koymuştum ya. Sırt çantasında bakalım neler çıkacak. Sneakers. Yes! Yeni uni parmaksız eldiven. Bu ısı verir. Antibiyotik. Daha ne isterim amına koyayım. Bir sürü bir şey çıktı. Astrid'in kutusu. Bunda ne çıkacak bakalım. Vay orospu seni orospu. Gitmiş çantasına şifre koymuş. Ulan burada öleceğiz. Bir de bu orospunun şifresini mi tahmin edelim he? Valla billah. Kim bilir hangi sevgilisinin doğum gününü koymuş şifrelemiş. Orospu. Bu orospunun benim canıma mal olacak. Öncelikle karnımı doyuracağım. Şu çikolata yiyeyim. Beni nereden baksan bir iki buçuk saat tok tutar. Devam edelim. Burada başka bir şey kalmadı. Soğuk kafamı ağırlaştırıyor. Ne yapalım dayı oğlu? Hepimiz mağduruz. Gözüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Ben olsaydım o doktor yerine olsaydım direkt düpdüz aşağı doğru koşardım. Zey başka yer yok. Aa arkadaşlar bakın ne buldum. Küçük bir tavşancık. Onu var ya böyle parım pırçık edip yiyeceğim. Hadi lan. Allah'ım yüce Rabbim. Şu kuluna yardım et ki ben şu tavşanı yiyeyim. Ya Allah ya Bismillah. Aa! Değmiyor değmiyor. Kaçma. Lan kaçma. Senin ben ananananana. Gel seninle yarış yapalım. Değmiyor ki amına koyayım. Ben buna nasıl tutturayım? Onu köşeye sıkıştırdım. Seni gidip pezevenk sen. Hızlıca şurada bir tane ateş yakayım. Yoksa donacağım arkadaşlar. Hava kararmaya başladı. Ne oldu şu an? Açım, üşüyorum, susuzum. Tavşanı avlamaya çalıştım, başaramadım. Geceyi burada mı geçirsem? Ne yapsam acaba ya? Yatak da yok ki nasıl geçireceğim? Aman akodum piçi seni. Niye tutturamıyorum ben? Bir küçük tavşancık var mı? Ay! Amına koyayım ben zeytem öldü bir daha kaçtı. Ulan tuttur sen de önündeki. Aferin. Al al al. Ne oldu seni küçük? Öldüreyim. Böyle boynunu kıracaksın arkadaşlar böyle tavşanların. Pişireceğim birazdan bu ateşte. Çok yordu ama beni abi ya. Abi 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 ya. Ne güzel böyle yakalayıp kafasını çevirdim kırış diye. Vahşi doğadayken hiç kimse medeniyet aramasın. Tavşanı gördüğünüz yerde böyle kafasını çevirin arkadaşlar. Bir güzel yiyin. Ay ben ona dokunamam. Kıyamam. Eğer sen ona kıyamazsan doğa sana kıyar. Açlıktan geberirsin şu köşede. Anlıyor musun? Tavşan eti pişmiş. Hemen cicik yiyelim. Böyle. Benim karnımı bayağı doyuracak gibi. %50 gibi doyurdu arkadaşlar. Bir tane de antibiyotik kullanalım ne olur ne olmaz. Belki bizim sağlığımızı artırır. Karnım tam doymadı tavşan kardeş. Uy sana ölürüm. Uy seni yerim. Ciddi anlamda seni yerim. Gel buraya lan.
Bilmiyorum dostum, seni serbest mi bırakmalıyım? Yoksa karnım biraz aç, yemeli miyim düşünüyorum. Gözlerin çok masum bakıyor. Çok narin bir hayvansın. Çok güzelsin. Ama bu seni yememem için bir sebep değil. Kırç. Derdo. Sabah da olmuyor ki amına koyayım, bilmiyorum. Herhalde kuzeydeyiz arkadaşlar. 6 ay gündüz, 6 ay gece mi oluyor amına koyayım? Ben geceye mi denk geldim? Tam 24 saattir sabah olmasını bekliyorum lan. Tam biraz abartmış olabilirim de arkadaşlar, bir türlü sabah olmuyor. O pezevenk de nereye gitmişse, tabi doktor amına koyayım bizden daha zeki. Hayatta kalmayı da bizden daha iyi biliyor. Orospu ilk günden 3-4 kilometre uzağa gitmiş bizden. Gel ara da onu bul. Öyle değil mi tavşan kardeş? Kaybedecek zamanım yoktu. Çok üşüyor ve yorgundum. Her yerde tavşanlar vardı. O ileride de arkadaşlar bir tane tilki midir, bana mı öyle geliyor? Bir şey yiyor sanki orada ha. Şimdi düşünüyorum da ben geri dönemem. Çünkü geri dönersem erzaklar tükenmek üzere. Ve çok soğuk. Önümde de şu an bir tane kurt var. Yani başka ihtimalim yok. Kurtla erkek gibi savaşacağım. Gel buraya kurt kardeş. Gel buraya aslanım. Gel buraya benim canım. Kurt benden duymuş olma ama orada iki tane dişi kangal gördüm. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Sekil. Hoşt. Amına kodumun çocuğu. Hoşt. Bak taşı fırlatırım ha. Pis fırlatırım ha. Ne biçim yiyor amına koyayım? O nedir yiyor öyle? Geyik yiyor ha. Ulan o geyiğin yerinde her an ben de olabilirim arkadaşlar. Böyle taşı atacağım. Siktir git. Taş değse de gitmiyor ya. Benim bildiğim vahşi hayvanlar ateşten korkar. Vahşi olmayan hayvanlar da korkar. Direkt hayvanlar ateşten korkar. Sen ateş ol, ben su. Buharlaşalım birlikte kurt kardeşim. Yaklaşacağım, eğer ateşten korkmazsa yani yapacak bir şey yok, siker bizi. Başka ihtimalim yok zaten. Kuçu 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 kuçu. Amına kodumun hayvanı seni, sana. Sana ben de er. Allah'ım yarabbim yardım et. Hoşt! Hoşt! Hazır! Ananı sikerim sana. Kuçu 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 kuçu. Hoşt! Orospunun oğlu seni. Kaç yukarı doğru kaç. Tilkidir nedir amına koyayım. Bize kurt diye sunmuşlar önümüze. Bir an bana baktı. Dedim dur orada. Hadi be. Oğlum. Vay canına. Bir çeşit telsiz kulesine benziyor. Medeniyet sandığımdan daha yakın sanırım. Şura var ya, orayı diyor arkadaşlar. Vallahi aynen de Paris Eiffel Kulesi gibi bir yere benziyor ha. Galiba kurtaracağız. Koş Osman'ım koş. Ulan insan bir iz bırakır amına koyayım ya. He. Ulan tam da yemin ederim denk geldi ya. Bu işaret sağ tarafı gösteriyor. Çok rahat. Çok profesyonel. Bu kadar zeki olmam her zaman beni kurtarmıştır. Aha yemin ederim aşağıda koca bir tane kasaba var. Eğer bu kasaba yamyam kasabası değilse ben kurtuldum arkadaşlar. Bu ne lan? Bir tane ceset bulduk galiba. Bu kim lan? Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen yardım et. Donmuş ceset hem de. Üstünde ağrı kesici çıktı. Allah razı olsun. Yazıktır ya. Cesedi yakalım mı? Ulan aklım o cesette kaldı ya. Kasabadakiler ona niye yardıma gitmemiş acaba? Bu kasaba boş mu ne? Bu nedir? Bak. Bak. Şu bacadan duman tütüyor. Ya o bacanın içindekiler de bize tüttürürse ne olacak? Ben insanlara güvenmiyorum ki. Bu evin kapısı nerede la? Ön taraftaymış. Tık tık tık. Allah'ım yarabbi inşallah tecavüzcüler değildir. Ben rastgele girdim de içeri. Hello? Merhaba. Aa yaşlı bir nene. Yaşlı bir nene var arkadaşlar. Merhaba neneciğim. Ellerini öpmüşüm. Taze bir börek poğaça varsa yerim. Yoksa yemem. Böyle bismillah diyeyim, korkutmayalım nineyi. Nineciğim. Yoksa bu dede mi? Ben nineye benziyor böyle. Şşt. Hey. Hey. Hey wake up. Bana bak hele bana. Al onu namını sikerim senin. Yaşlı maşlı demem ha. Yarrağıma bak hele. Ben insanım insan. Okay, okay. Bana diyor geri çekil. Kızma. Oğlum donuyordum o yüzden buraya geldim. Anlat durumu. Yabancı mısın? Tanıdık sayılmam o, öyle söyleyeyim hadi. Belli ana karadan geliyorsun. Yabancısın. He valla. Sen o ananın namından geliyorum. I'm looking for someone. Benimle birlikte kaza yapan birini arıyorum. Bir arkadaşım. Yaralı olabilir. Daha çok eski sevgilim. Onu görmedim. Tabi görmezsen amına koyayım. Bant takmışsın. Gözlerim kapalı diye seni görmediğimi mi sandın? Evet.
Bu kadın ismi Bozana'ymış arkadaşlar. Kendine Bozana demiş. Sen ayı mısın teyzeciğim? Ya amına koyayım. İki gündür aç susuzlukta ölüyorum. Gele gele bir tane deliye denk geldik. Yemek de vermiyor. Kötü adamlar. Kötü adamlar geldi. Nereye geldi? Her şeyimi aldılar. Evimi almaya çalıştılar. Vay be. Herkes yaşlıysan zayıfsın sanıyor. Ama Bozana'yı hafife aldılar. Bozayı mı? Onu bunu siktir et, bundan bize yardım çıkmaz herhalde ya. Kadın bize nasıl hayatta kalırız bilgiler veriyor arkadaşlar. Nerede malzeme var filan. Tabi çok yavaş konuşuyor. 2 saattir dinliyorum da kendisini. Çok güzel. Yeni görev çıktı. Neymiş? Bozana'yı hayatta tut. Ki başımıza bir bela daldık arkadaşlar. Şu kadına da erzak vermemizi istiyor oyun. Ama neyse, o da bizi ısıttı yani, öyle sayılır. Onun öncesinde ben biraz sen yatağında dinlenebilir miyim? Böyle bir 5 saat uyuyorum ha. Yataktan kalktık. Çok susamışım. Vay babu. Hemen biraz su içelim arkadaşlar. İnsan tabi kalkınca çok susuyor ya. Hayatımda hiç bu kadar acıkmamıştım. Ya sus sen de amına koyayım ya. Aha! Dikiş kiti. Dikiş kiti buldum. Çok güzel. Dikiş kitabını da alalım. Dikiş kitiyle elbiselerimizi dikebiliriz. Böylelikle soğuğa daha dirençli oluyoruz. Bozana, Allah rızası için biraz bana yemek ver. Ben öyle aramaya çıkayım. Şu an çok açım. Hiçbir şey yok üstümde. Bunda da hiçbir şey kalmamış. Ben gelmezsem sen zaten ölüyor musun amına koyayım ya? Konserve sardalya. İşte ben bunu yerim abi. Ben bunu yerim ha. Söz sana da güzellerini getireceğim. Söz. Kadının buzdolabını bir açalım. İnşallah bir sürü bir şey çık. Evet, buzdolabı tamamen boşmuş. Üst tarafta belki biraz melemen falan koymuş. Hadi Bozana, Allah'a emanet ol. Ben gideyim, sana yemek getireceğim. Ben önüme gelen her yere girerim. Onu öncelikle söyleyeyim. Ses geliyor. He, tavşanmış amına koyayım. Tavşanda ayı sesi geliyor ya. Oğlum ne oldu ki bütün kasabayı boşalttılar? Katliam mı oldu burada? Arabalarını da almamışlar amına koyayım. Yürüyerek kaçmışlar. Ben böyle halk görmedim ha. Ulan acaba bu köye cin musallat olmuş olmaz arkadaşlar? Yoksa niye durduk yere hepsi köyü boşalsın? Oo maşallah. Doğa birbirini kovalıyor arkadaşlar. Kurt bu ana doğru geliyor. Siktir git. Siktir. Amına koyduğumun oğlu. Oha, vallahi kurt koca geygi indirdi gözlerimin önünde. Ben bize şahit oldum. Siktir git. Benzinlik bulduk. Hadi be, hadi be, içeri al beni. Açlıkta öleceğim yoksa ya. Oo, benzinliğin içinde de biri yaşıyormuş. Ustadır, ben önce bir yemek alayım. Sonra seninle ilgileneceğim. Köpek maması yesen bir şey olur mu arkadaşlar? Vallahi yerim gitsin. Kalori kaloridir. Amına koyayım ya, köpek maması yedim ya. Au 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 au. Yerde ne var? Kuru et. Çok güzel oğlum, resmen ganimet gibi bir yer buldum ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Konserve şeftalilere bak ya. Ben nereden baksam bir hafta götürür ha. Hadi biraz daha yemek ver, biraz daha yemek ver. Ulan yemek diyoruz, bize yırtık spor çorabı çıkıyor. Sen fantazi yapacaksın anasını satam ya. Zirve gazozu. İsme bak amına koyayım, adamı uçurur yani ya. Yani size var ya, azar ha, azarsın yani ya. Hani var ya sikisi okuş ya. Merhaba emmi, dükkandaki her şeyi aldım ya, rahatsız olmadın inşallah. He? Kesinlikle kötü bir niyetim yok. Açım, açıktayım o yüzden. Well, pekala. Bir yabancı here. Daha. Kasabadan mı kaçtın? Have you escaped the town? Yok, ben dağdan kasabanıza kaçtım. O zaman otobandan gelmiş bir mülteci değilsin. Çok yorgun görünüyorsun gezgin. Gelip ateşin yanında biraz ısın. Sağ olun, inşallah iyi niyetinizden böyle bir şey söylüyorsunuzdur. Ulan bu bize sulanıyor mu acaba? Bana şey dedi arkadaşlar, dedi ki bu kasabadan bir yarrak bekleme, eski bir kasaba, terk edilmiş bir yer. Yani dedi ümidini kırmak gibi istemem ama senin diyor, öleceksiniz diyor. En azından bir sürü yemek bulduk, bu da bir şeydir. Daha hava tam kararmadan hemen gideceğim. Zavallı geyuk. Seni bir saat içerisinde hadım etmiş atmış oraya. Ben onu arkadaşlar taş fırlattım. Dikkatini buraya çektim. Boşu boşuna. Buna tamamen göt kaşıntısı denir. Ulan ne yapabilirsin ki sen bana amına koyayım? Hele bir gel. Tilki. Oo vurdum. Vallahi beni kovalıyor. Allah'ım yardım et ya Rabbi. Allah'ım yardım et ya Rabbi. Kurtlar saatte 60 kilometreye kadar çıkabilen yaratıklardır. Vallahi bana doğru geliyor. Ben ne yaptım lan? Çabuk 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 çabuk.
Bu eve sığın, bu eve sığın. Kapıyı da kilitlenmiş bir orospunun çocuğu. Kaçamıyorsun da. Çok yakınımda hissediyorum. Geliyor! Geliyor! Ay nenenin evi, nenenin evi. Nenenin evine az kaldı. Nene, nene kapıyı aç, nene tüfeği hazırla, kurt geliyor. Kaçtık, 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 kaçtık. Oy, titreme geldi. Tusa var ya, parın pırçık ediyor insanı. Ne haber ya? Boz ana seni. İyisin inşallah, iyisin. Dur ben erzakı doldurayım, gelim dolabı doldurayım, gelim. Bayat çubuk granola, çok sever kendisi. Konserve sardalya, aldığım gibi sana geri veriyorum. Maşallah, buzdolabı genişmiş ha nenenin. Ulan bütün aldığımızı da sana mı verelim amına koyayım ya? O zaman beraber yaşayacağız bundan sonra mecburen. Boz ana. Aş getirmişim, odun kırıp getirmişim. Bana birden bütün görevleri yapmışım bozana. Şimdi benim buradaki işim bitti. Ben Milton'dan çıkan tünele gideceğim. Şimdi bu evden giderken bu kadına verdiğim yemekleri geri alabiliyor muyum ben? Çünkü benim de ihtiyacım var. Birazcık alayım mı? Oyun izin vermiyor. Vay amına. Oyun bunu da düşünmüş. Böyle bir kahpelik yapabileceğimizi oyun düşünmüş. Evet, bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Bu bir hayatta kalma oyunu zaten bildiğiniz üzere. Neler yaptık derseniz, valla uçağımız düştü, dağlarda dolaştık, eski sevgilimizi aradık derken bir kasabaya uğraşladık. Bozana'ya yardımcı olduk. Şimdi de bize bir çıkış yolu gösterdi, oraya gideceğiz. Onu da diğer bölüme bırakalım. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.